Tutankamon'un kolyeleri, hazinenin zemininde bulunan, muhtemelen Tutankamon'un hayatı boyunca giydiği kartuş şeklindeki bir kutuda keşfedildi. Kolyelere tutturulmuş ve tanrı figürleri ve onlarla ilişkilendirilen sembollerle süslenmiş pektoraller, Tutankamon'un mezarında bulunan mücevherlerin büyük bir bölümünü oluşturuyordu. Kolyelerin zincirleri altın, lapis lazuli, karnelian, feldispat ve reçineden yapılmış dört sıra küresel ve fıçı şeklinde boncuklardan oluşmaktadır. Bütün bu hazine nesneleri, Kral Tutankamon'un Batı Tebes'teki Krallar Vadisi KV62 kodlu mezarından çıkarılmıştır. Daimi olarak Kahire'deki Mısır Müzesi'nde sergileniyor. Tutankamon'un hükümdarlığı M.Ö. 1355-1346 yılları arası yeni krallık, 18. hanedanlığın sonlarıdır. Ay pektoralli Tutankamon kolyesi, ayın gökyüzündeki gece yolculuğunu sembolize eder. Tabanda, mavi lapis lazuli ile uygun şekilde kakma, gökyüzü için uzun, dar, hieroglif işareti bulunur. Altında, nem damlalarını temsil eden feldispat ve lapis lazulinin saçak benzeri kakmaları vardır. Fi ve yağmur anlamına gelen kelimelerin hieroglif yazımında gökyüzü işaretine eklenirler. Lotus çiçekleri ve tomurcukları göksel sulardan büyür. Altın kabuk üzerlerinde yüzüyor gibi görünüyor. Bu düzenleme, eski Mısırlı sanatçılar tarafından, bir nesne diğerinin arkasındayken aynı düzlemde iki nesneyi göstermek için düzenli olarak benimsenen geleneği göstermektedir. Uzaktaki nesne daha yakın olanın üzerine yerleştirilmiştir. Bu durumda, barkın çiçeklerin arkasındaki gökyüzü işaretinin tepesinde yüzdüğü anlaşılmalıdır. Kabuğun güneşi değil ayı taşıdığının belli olması için, hilal yine geleneklere uygun olarak ayın diskine eklenir. Tutankamon'un horusu güneş diskinin etrafına açılmış kanatları olan bir şahin şeklinde tasvir eden, pençelerinde sonsuz korumanın sembolleri olan şen halkaları tutan pektoral mücevheri. Kafasında diskli güneş şahini, açık kanatlar, pençelerde ank ve şen amblemleri var. Kloison modasından sonra kakma, ank kahelerden biri muhtemelen kullanım sırasında kırıldı. Günümüze kadar hala mücevher yapımcılarına ilham veren Tutankamon'un şahin şeklindeki göğüs sırhı, altın ve yarı değerli taşlardan yapılmıştır. Tutankamon'un şahin pektoralinde, şahinin kanatları uzanmış, başında bir güneş diski ve her pençede bir ank ile tepesinde iki şenlin taşıyor. Büyük olasılıkla, bu parça şahin başlı güç ve krallık tanrısı Horus'u temsil ediyor. Parlak ve parıldayan polikromide, tam uçuşta temsil edilen şahin kanatlarını yayar. Yukarı doğru kıvrık, zarif bir simetri içinde ölen kişi için mükemmel koruma sağlarlar. Burada bir dereceye kadar mükemmelliğe ulaşan Kloison tekniği, bu inanılmaz pektorali yapan 18. hanedan kuyumcusunun yarı değerli taşların büyüsünü birleştirerek tüylerin dokusunu ve bileşimini mükemmel bir şekilde oluşturmasını sağladı. Altın, lapis lazuli, turkuaz, karnelian ve hatta açık mavi cam, birincil ve ikincil uçuş tüylerinin ve kontur tüylerinin ve kuyruk tüylerinin yerini gerçekçi bir şekilde yeniden üretir. Antik Mısır takılarında, mavi ve kırmızı camla o kadar sıkı bir şekilde yerleştirilmiş bölmeleri var ki, Mısır'dan gelen gerçek emaye kaplamanın ilk örneğini temsil ediyor. Kloison tekniğinin bu kanatlı bok böceği kolyesi, yarı değerli taşlar ve renkli camlarla işlenmiştir. Kolyenin merkezi unsuru, bir tarafta bir nilüfer ve diğer tarafta iki urayı veya yetiştirme kobrası ile çevrili bir papirüs çiçeği tutan Libya çöl camından bir bok böceği takısıdır.
altın bir çerçeve ana kompozisyonun ana hatlarını çizer ve nilüfer çiçekleri, papirüs ve haşhaş tohumu başlarının kolyelerini destekler. Cebir güneş teknesi, bok böceğinin ön ayaklarına dayanır ve vacceti veya horusun gözünü taşır. Kiuraei veya yetiştirme kobrası ile çevrilidir. Vacet gözü, altından bir ay hilali ve tanrıların resimlerini içeren gümüş bir disk ile kaplanmıştır. Tut ve Rahorakti, Kral Tutankamon'un merkezi figürünü taçlandırırken görülebilir. Kral Tut'un mezarında keşfedilen hazineler arasında, Libya çölü camı kanarya sarısı bir malzemeden oyulmuş merkezi bir bok böceği olan pektoral, ayrıntılı sanatsaldır. Mısır'ın batı çölünün kum tepelerinde bulunan cam, yaklaşık 29 milyon yıl önce, bir yanardağın içinden daha sıcak olan 3000 derece Fahrenheit'i aşan bir sıcaklıkta bir miktar kuvars eridiğinde oluştu. Bilim adamları, sarı camın yer üstünde patlayan bir meteor tarafından mı yoksa bir göktaşı çarpmasıyla mı yaratıldığını uzun süredir tartışıyorlar. Hoye'nin merkezi unsuru, bir tarafta bir nilüfer ve diğer tarafta iki urayı veya kobra ile çevrili bir papirüs çiçeği tutan Libya çöl camından bir bok böceği modelidir. Hoye'nin merkezi unsuru, bir tarafta bir nilüfer ve diğer tarafta iki urayı veya kobra ile çevrili bir papirüs çiçeği tutan Libya çöl camından bir bok böceği tipidir. Bu karmaşık pektoralin merkezi, bir şahinin gövdesine yerleştirilmiş yeşil bir kalsedon bok böceği ile süslenmiştir. Güneşi sembolize eder. Bu kompozit yaratığın ön pençeleri ve kanat uçları, Horus'un sol gözünü, ayın amblemi içeren göksel bir tekneyi destekler ve altın hilal ile gümüş bir ay diski ile taçlandırılır. Firavun, Ay Tanrısı Tot ve Güneş Tanrısı Rahorakti tarafından koruyucu bir pozda çevrili diskte tasvir edilmiştir. Yukarı ve aşağı Mısır'ın amblemleri olan papirüs ve nilüfer bitkilerinin çiçekleri ve tomurcukları, pektoralin tabanını oluşturur. Tutankamon türbesinden bok böceği ile altın kakma kolye ve kolye, askı zincirleri ve denge tokası olan esnek bir pektoral çıktı. Ufukta yükselen güneşin pektorali olan bu kolye, Kral Tut'un hazinelerinde bulunan birçok pektoralin en iyilerinden biridir. Ortasında iki urayı veya yetiştirme kobrası ile çevrili büyük bir lapis lazuli bok böceği vardır. Bir güneş teknesinde duran bok böceği, yükselen güneşi temsil eden ve istikrar, uzun ömür ve güzellik sembolleriyle çevrili bir karneliğin diskini itiyor. Ayrıntılı bir zincir, heb veya festival işaretleri üzerindeki urayı ve bok böceklerinden oluşur. Her kayışın her iki tarafında bir boncuk bordürü vardır ve plaklar üzerindeki sabit deliklerden geçirilen arkadaki dört iplikli boncuk işi vasıtasıyla tutturulur. Kayışlar, yukarı Mısır'ın hükümdarı olarak kralın koruyucu tanrıçası, Nekbet'in vücut bulmuş hali olan Kloison akbabalarını taşıyan kavisli altın unsurlarla sona eriyor. Kral Tutankamon bok böceği kolyesi, altın, karneliğin, lapis lazuli, turkuaz ve feldispat, yeni krallık, 18. hanedanlığın sonlarıdır. Tutankamon'un sert altın bok böceği bileziği, bir tarafta menteşe ve diğer tarafta bir toka ile birbirine bağlanan iki yarım daireden oluşur. Ortadaki plak, lapis lazuli ile işlenmiş bir kloison bok böceği taşır. Sabah güneşinin sembolü olan bok böceği, takılarda kullanılan en popüler motifti. Bileziğin kendisi de karneliğin, lapis lazuli ve renkli camla kaplanmıştır.
Bu bileziğin küçük çevresi, çocukken Kral Tut için yapıldığını gösteriyor. Kartuş şeklindeki kutuda, kişisel eşyalar gibi görünen ince küpeler de dahil olmak üzere birkaç başka nesne bulundu. Eski Mısırlılar, bok böceğini güneş tanrısının bir sembolü olarak benimsediler, çünkü yerde bir gübre topunu yuvarlayan böceğin görüntüsüne aşinaydılar ve bu eylem onlara güneşi her gün gökyüzünde yuvarlayan görünmez gücün resimsel halde, bir bok böceği olarak temsil edilebileceğini düşündürdü. Eski Mısır dilinde, bok böceği ve varoluş için kelimeler aynıydı, yani keper. Güneş tanrısının adı, her sabah ilk ortaya çıktığında kepriydi. Hiyerogliflerde bok böceği işareti her üç kelime içinde kullanılmıştır. Ametist bok böceği bileziğinin bu şaheseri, Kral Tutankamon'un güzel kartuş şeklindeki göğsünde diğer güzel mücevher parçalarıyla birlikte bulundu. Tasarımdaki ana unsur, bu sert taşın bok böceklerinde olduğu gibi, detaylara sahip açık menekşe ametist bok böceğidir. Küçük üçgenler şeklinde düzenlenmiş altın granüllerle süslenmiş oval bir ortamdadır. Kraliyet işareti olan iki kobra ile biten altın ve taş boncuklarla çerçevelenmiştir. Bileziğin kayışı, horusun minik gözleri ve bok böcekleri şeklinde dört dizi altın, karnelian, lapis lazuli ve kesper boncuktan oluşur. Eski Mısırlılar bok böceğini, Ateuchus Sacer, yani güneş tanrısının bir sembolü olarak benimsediler, çünkü yerde bir gübre topunu yuvarlayan böceğin görüntüsüne aşinaydılar ve bu eylem onlara güneşi her gün gökyüzünde yuvarlayan görünmez gücün resimsel olarak bir bok böceği olarak temsil edilebileceğini düşündürdü. Eski Mısır dilinde, bok böceği ve varoluş için kelimeler aynıydı, keper, güneş tanrısının adıydı, her sabah ilk ortaya çıktığında kepriydi. Hiyerogliflerde bok böceği işareti her üç kelime içinde kullanılmıştır. Tutankamon'un tüyler, boynuzlar ve diskler takan ve genç kralı emzirirken tasvir edilen altın örneği aslında Vereteka olan büyük büyücü veya büyünün büyüsü olarak adlandırılıyor. Ne yazık ki Mut da dahil olmak üzere birden fazla tanrıçanın sıfatıdır. Kendini korumaya adamış bir tanrı olarak, ölen kişinin kendisini yeraltı dünyasının tehlikelerine karşı korumasına izin vermek için genellikle cenaze eşyalarında, özellikle de silahlarda göründü. Ayrıca hamile ve emziren anneleri korumak için bir tılsım olarak fil dişi bıçaklara yerleştirildi. Eski Mısır'da yılanın önemi çok kararsızdır. Hem korku hem de hayranlık uyandırır. Özellikle kraliyet kobrası, kullanıcıyı düşmanlara karşı korur. Yeraltı dünyası kitaplarında Uray, kapıların ve kapıların koruyucusu olarak hizmet eder. Tutankamon'un altın diademi, törenler sırasında kralın perunu sabitlemek ve ahirette alnını korumak için tasarlandı. Karneliğin dairelerle işlenmiş altın klosonis ile süslenmiş ve turkuaz, lapis lazuli ve mavi cam kakmalarla kenarlanmış çok renkli bir şaheserdir. Kral Tutankamon'un diademinde, orta cephede yukarı ve aşağı Mısır'ın koruyucu tanrıları vardır. Akbaba tanrıçası Nekbet, kakma obsidyen gözlerle ve kobra tanrıçası Vajet, yarı değerli taşlar ve camla kakmadır. Her iki taraftaki papirüs çiçekleri malakittendir ve arkadaki düğüm kalsedondan yapılmıştır. Kaputun ön tarafında, merkezi işaretleri geçerek, Tanrıça Nit'in amblemi bulunur. Mumyayı sararken, mumyalayıcılar akbabanın kafasını ve kobrayı diademe takmadılar, çünkü muhtemelen maske üzerlerine oturmayacaktı,
Ancak onları vücudun daha altına, Akbaba'nın kafasını sağ güney uyluğun üzerine ve kobrayı sol uyluğun üzerine yerleştirdiler. Kral Tutankamun'un diademi, mezarının kazılmasının ardından mumyalanmış kafasında bulundu. Şapka tacı olarak bilinen, başında mezar açıldığında çürümüş olan keten bir takke tutuyordu. Eniştedeki tabutunun içinde Tutankamun, her biri uçlarında şahin başlı altı yaka ile gömüldü, bu muhteşem usek, kralın uyluklarının üzerine örtülmüş olarak bulundu. Bir gökkuşağı rengi, bu geniş yaka, altından yapılmış 11 ana bölümün yanı sıra bir karşı ağırlık veya manket içerir. Boru şeklindeki boncukların standart yakasıdır ve her iki ucunda şahin başları vardır. Her bölümde renkli camdan yapılmış 8 sıra plaket vardır. Karşı ağırlıklı Tutankamun'un usek yakasında, camın yarı değerli taşları taklit etmesi gerekiyordu. Turkuaz için açık mavi, lapis lazuli için koyu mavi, obsidiyen için siyah ve karneliğin için kırmızı. 9. sıra çiçek tomurcuklarını temsil eder. Usek veya vesek kişisel bir süs, bir tür geniş yaka veya kolyedir. Mısır süslerinin en yaygın türlerinden biriydi. Fayans boncukları, çiçek yaprakları veya yarı değerli taş veya cam kakmalı altından oluşabilir. Diğer sembolik mücevher parçaları gibi, usek tasmaları da ölen kişiden kötülüğü önlemek için mumyanın keten sargıları arasına yerleştirildi. Bu pektoral, mezarın içindeki Anubis şapelinde bulundu. Tanrıça Nut'u insan formunda, kanatları ve kolları uzanmış, Tutankamun'un kartuşlarını koruyarak gösterir. Kanatlarının altında, yine tanrıların korunması ile ilgili 8 sıra hiyeroglif görülebilir. Pektoral, bir cavetto corniche ile örtülmüştür. Bazı bilim adamları tarafından, kartuşların değiştirildiğine dair işaretler gösterdiğinden, bu parçanın orijinal olarak Tutankamun için yapılmadığı da olasıdır. Tutankamun göğüs, gök tanrıçası somunu ile, Nut, genellikle vücudunu, özellikle de 4 ana nokta olarak görülen ellerini ve ayaklarını kaplayan yıldızlarla tasvir edilir. Büyük güneş tanrısı Ra'nın torunuydu, aynı zamanda birçok efsanede onun için önemli bir anne figürüydü. Dişi domuzlar, her gece yıldızları doğurduğu ve şafakta onları yuttuğu düşünülen gök tanrıçası Nut ile bağlantılıdır. Eski Mısırlılar bazen hayvanın kendi domuz yavrularını yeme davranışına dayanarak onu bir domuz olarak tasvir ettiler. Eski Mısır mitolojisinde, Semender olarak telaffuz edilen Nut, gökyüzünün ve göklerin tanrıçasıdır. Hayati nefes tanrısı Şu ve karısı ısı tanrıçası Tefnut'un kızıydı. Genellikle başı batıda, ayakları doğuda, dünyaya eğilmiş bir kadın olarak tasvir edilmiştir. Altın, karneliğin ve renkli camdan yapılmıştır. Tutankamun'un mumyasının sağ bileğinin üzerine yerleştirilmiş bir pakete sarılmış, üçü burada gösterilen 5 yüzük vardı. Bu yüzüğün malzemesi çok özel olup, kalsedon yeşil yarı saydam bir taştır. Kimyager Alfred Lucas tarafından yapılan bilimsel testler, ne çelik bir ucun ne de kuvarsın onu işaretleyemeyeceğini ve taşın kendisinin camı çizmediğini kanıtladı. Bu nedenle, bir zamanlar sandığı gibi vadit değil, muhtemelen nefrit olduğu sonucuna vardı. Tutankamun'un üç yüzündeki, Neptrite, Mısır'da veya Orta Doğu'nun herhangi bir ülkesinde var olduğu bilinen bir taş değildir. Şu anda tüm kaynakları ya Avrupa'da ya da Uzak Doğu'da bulunmaktadır. Sertliği göz önüne alındığında, figürlerin çerçeveyi oluşturan iki kartuşa bu kadar kabaca işlenmiş olması şaşırtıcı değildir.
flamalı mavi kepreş miğferi ve önlüklü üçgen bir etek giyen kralın kendisi, sağ kartuşta gösteriliyor. Taht adı, ardından verilen hayat kelimeleri, ana kartuşun içinde ayrı bir kartuşta yazılmıştır. Amon ile aynı tür tüylü başlık giyen ve sağ elinde bir savurma tutan itifallik tanrı Koptos'un, minimum önünde duruyor. Yelkenin altında uzun saplı tek bir mavi lotus çiçeği var. Tahtın parmak yüzüğü tutan Kamun'un adı Minimum, Aten dışındaki tüm tanrıların tapınaklarını kapattığında kültü Akhenaten tarafından bastırılan eski bir bitki örtüsü ve bereket tanrısıydı. Tutankamun kültü yeniden canlandırdı ve rahipliği eski haline getirdi. Bu halkanın kartuş şeklindeki çerçevesi, üç boyutlu bir cihaz taşır. Bu bakımdan, bu mezardaki yüzükler arasında benzersiz değildir, ancak mumyanın üzerinde bulunan 15 yüzüğün en ayrıntılı olanıdır. Merkezi özellik, lapis lazuli veya başında atef tacı olan mavi camdan yapılmış bir bok böceğidir. Güneş diskli iki uray, tacın tabanındaki boynuzların uçlarının yanına monte edilir. Bok böceğinin önünde, ayın diskini ve hilalini taşıyan ay kabuğu bulunur. Arkada, bok böceğini açık kanatlarıyla koruyan, her pençede şen işaretini tutan güneş diskiyle horusun şahini, hepsi kapanış işinde, kakma lapis lazuli, feldispat ve karneliandır. Çerçeveyi destekleyen, her biri gelincik tomurcuklarıyla çevrili bir papirüs çiçeğinden oluşan, gövdeleri halkanın üçlü halkasını oluşturan çiçek motifi terminallerdir. Her üç sap da altından yapılmıştır ve haşhaş tomurcuklarının dış kısımları olan ikisi mavi camla kaplanmıştır. Altın çerçevenin altında, yüzüğün iç yüzeyinde, kralın taht adı ve ummanları ile Tot'un sevgilisi sıfatı kazınmıştır. Bu yüzüğün çerçevesini oluşturan ince oyulmuş bok böceği, Mısır'da Nil'in hem doğusunda hem de batısında çeşitli yerlerde bulunan bir taş olan kalsedondan yapılmıştır. Kaide üzerine oyulmuş, başında bir ay diski ve hilal bulunan ibis başlı tanrı Tot'un bir figürüdür. Uzanmış sol elinde bir vacet gözü tutar ve sağ elinde Ankh işaretini tutar. Taşın süt rengi, özellikle ay tanrısı için uygundur ve büyük olasılıkla bu nedenle seçilmiştir. Ay tanrısı olmasının yanı sıra, Tot aynı zamanda yazı, sihir ve bilgeliğin koruyucu tanrısıydı ve babası Osiris'in katili Set ile olan savaşında kaybettiği gözü Horus'a geri veren oydu. Horus bu bok böceğinde temsil edilmese de Tot'un gözü uzatma eylemi, efsaneye uygun olarak Horus'a dönüşüne bir göndermedir. Bu güzel kanatlı bok böceği pektoral, Kral Tutankamun'un taht adı olan Nebakepreure'yi göstermektedir. Ana unsur, ince bir lapis lazuli parçasından yapılmış bok böceği kepri ve altındaki üç çoğul hieroglif işaretidir. Bok böceğinin ön ayakları arasında, yükselen güneş diskiyle tasvir edilmiştir. Pektoral, doğada böcek tarafından ileri doğru yuvarlanan yumurtalarını içeren çamur ve gübre topunu temsil eden altın setli berrak kırmızı bir karneliandan yapılmıştır. Çoğul vuruşların altında hiyerogliflerde işaret, turkuaz kakmalı bir sepet şekli nebdir. Tutankamun'un kanatlı bok böceği pektoralinde, bok böceğine sıklıkla eklenen kanatlar, yükselen güneşin tanrısı Re'yi temsil eder. Neredeyse tam bir daire oluşturmak için etrafı süpürürler, kraliyet adını sararlar ve ona ilahi koruma sunarlar. Kepri, yaratılış, yeniden doğuş ve güneşin doğuşu tanrısıdır. Bok böceği, güneş diskini ufkun üzerine iter ve belki de üçlü anlamına gelen üç çoğul işaretle desteklenen ilahi doğasını ifade eden bir neb, yani sepet işaretine oturur.
Tutankamon'un bu enfes pektoralinde, kutsal bir barkta binen ve tanrıçalar Isis ve Neftis tarafından kolları bir koruma işareti olarak uzanmış kanatlı, büyük bir bok böceği böceğidir. Bok böceği iki işleve hizmet eder. Bir kalp bok böceği ve yeraltı dünyasına giden yolu aydınlatan güneş tanrısının bası olarak. Pektoral, karnelian, kaya kristali, feldispat ve çok renkli cam macunu ile kakma altından yapılmıştır. Eski Mısır'da bok böceği dirilişin bir simgesiydi, bu nedenle öbür dünyada yeniden doğuşta sıkı sıkıya bağlantılıydı. Gübre böceği, Mısır ikonografisinin en yaygın sembollerinden biridir ve 1. ara dönemden, yaklaşık M.Ö. 2118-1980 arası Roma dönemine, yaklaşık M.Ö. 30, M.Ö. 395'e kadar en çeşitli malzemelerde en yaygın olarak onaylanan muskalardan biridir. Yaşayanlar tarafından mühür olarak veya kutlama değeri olan nesneler olarak veya ölen kişiye eşlik etmek için kullanılan bok böceği şeklindeki muskalar birkaç santimetre kadar küçük veya 10 santimetre kadar büyük olabilir. Mısır ikonografisindeki bok böceğinin serveti, yalnızca neredeyse geometrik şeklinden değil, böceğin düz tabanı bir yazıtın oyulması için ideal bir oval alan sağlar. Aynı zamanda onu güneşte ve yenilenme ve diriliş kavramıyla ilişkilendiren doğal davranışından da kaynaklanmaktadır. Mısır hiyerogliflerinde bok böceği ve varoluş kelimeleri aynıydı, Keper, güneş tanrısının adıydı, her sabah ilk ortaya çıktığında Kepri'ydi. Hiyerogliflerde bok böceği işareti her üç kelime içinde kullanılmıştır. Tutankamon'un çoğu mumya sargılarında bulunan çok sayıda bileziği vardı. Ancak çoğu hayatı boyunca kullanıldı. Bu bok böcekleri yenilenmeyi, meydana gelmeyi ifade eder. Tokanın alışılmadık bir motifi var, bir çekirge. Bunun da büyük olasılıkla büyüseldiğini bir önemi var. Lapis lazuli, altın, yeşil feldspat, karnelian, cam, Büyük Mısır Müzesi, kralın adını söyleyen kakma göğüs Nebkeperra, ra, altın, yarı değerli taşların tezahürlerinin efendisidir. Bu parçayı dramatize eden şey, genellikle ranın, kepri böcek formuna ikonografik olarak eklenen kanatlardır. Burada, neredeyse tam bir daire oluşturmak için etrafı süpürüyorlar, kraliyet adını sarıyorlar ve ona ilahi koruma sunuyorlar. Gümüş, lapis lazuli, turkuaz, fayans, kalsit malzemeli, sergi kataloğu, iki babunu Tanrı Tot, yani Dihuti olarak tanımlasa da, ancak bir nettir, Tanrı adını değil, gerçek tanrılar olmayan ilahi ruhlar olan bir netçeriyi temsil etmeleri mümkün. Eğer öyleyse, giydiği ay tacını taktıkları için muhtemelen onun tarafından yaratılmış olan Dihuti ile hala bir bağlantıları olacaktır. Göğüs kafesinin çarpıcı tasarımı, şafakta yeniden doğuşunda güneşi, sabah havlamasında evrensel gücün dairesel hen işareti üzerinde yükselen böcek kepri olarak gösteriyor. Kepri ve güneş diski, doğada sabah güneşini ulumalarla karşılayan ve Mısır mitolojisinde yükselen güneşe pençelerini kaldırarak tapan iki babun tarafından tapılır. Tutankamon'un altın tekne şeklinde pektorali ve karşı denge ve zincir, altın, elektrum, lapis lazuli, yeşil feldspat, karnelian, cam malzemeli gece barkının kolyesidir. Kartuş şeklindeki kutuda bulundu ve muhtemelen Tutankamon'un hayatı boyunca giyildi. Serginin bilgi kartından farklı bir kaynak, diskin ayı tasvir etmesi gerektiğini, çünkü ay yönünü iletmek için gümüş renkli elektrumdan olduğunu söylüyor. Ay tanrısı Dihuti'nin, Tot genellikle böyle bir tacı olduğu için Vames'e katılma eğilimindedir, hilal dolunayın altında.
gözün pektoralinde, kabuğunun içinde olan kepri, büyük tanrı, büyük evin en önde geleni ve arka yüzünde, Reherakti, gece kabuğunda olan büyük tanrı, cennetin efendisi ve yerin efendisidir. Fayans vacet altın ve mavi zincirli göz pektorali fayans kırmızı altın, mavi fayans kolyedir. Altın mesek yaka ve karşı duruş, kanatları açılmış akbaba ve Uraeus, Büyük Mısır Müzesi'ndedir. Buradaki akbaba ve Uraeus, iki tanrı Nekbet ve Vacet'i temsil ediyor ve giyildiğinde Tutankhamun'u korumalarını sağlayacaktı. Nekbet adı basitçe Elkab'ın kadını, Mısır dilinde Nekeb olarak adlandırılır, anlamına gelir ve tanrıçanın ana kült merkezi güney yukarı Mısır'daki bu bölgede bulunuyordu. Bununla birlikte, Mısır tarihinin en başından beri Nekbet, tüm yukarı Mısır'ın koruyucu tanrıçası olarak ek, ulusal bir önem kazandı. Bir akbaba olarak tasvir edilen Nekbet, Buto'nun kobra tanrıçası Vacet'e katılarak iki ülkenin ilahi koruyucuları olan iki hanımefendiyi oluşturdu. Nekbet ve Vacet'in somutlaştırdığı karşıtlıkların dengesi, en azından Semerket'in saltanatından itibaren iki lady'nin kralın resmi unvanına dahil edilmesine yol açtı. İki hanımın hayatta kalan en eski tasviri, daha önce, Navada'daki Naitehotep'in mezarından, Aha'nın sağına tarihlenen ünlü abanoz etiketinde erken hanedanlık Mısır'da ortaya çıkıyor. Bu som altın kolyede, Kral 3. Amenhotep çömelmiş bir pozisyonda, mavi kepreş tacını takıyor ve hırsızı ve savurganlığı taşıyor. Cam boncuklu gerçek bir altın kolye takıyor. Heykelcik, kolye olarak kullanılmak üzere ilmekli bir altın zincirle asıldı. Amenhotep, 18. hanedanlığın güçlü ve müreffeh bir hükümdarıydı. Kral Tutankhamun'un büyük babası olduğu için, 3. Amenhotep'in bu altın heykelciği, Batı Tebes'te Krallar Vadisi'ndeki Tutankhamun KV-62 kodlanmış mezarında bulundu. Tutankhamun, büyük anne ve büyük babasıyla hiç tanışmadı. Dönek Kral Akhenaten'in ebeveynleri Kral 3. Amenhotep ve Kraliçe Tiye, genç Tutankhamun doğmadan yaklaşık 5 yıl önce öldü. Krallar Vadisi'ndeki küçük mezarına defnedildiğinde, Tutankhamun'a ağır, dokunmuş altın bir zincire asılmış, çömelmiş bir kralın som altın kolyesi eşlik etti. Amenhotep, kepreş veya mavi taç takar ve bir Mısır kralının amblemi olan bir asa ve savurma tutar. Kralın ayakları çıplaktır ve boynunda küçük renkli boncuklardan oluşan bir dizi vardır. Şaşırtıcı bir şekilde, tüm bu detaylar 5,5 santimetreden biraz daha yüksek küçük bir heykelcikte toplandı. Figür 3. Amenhotep'i temsil ediyor ve ünlü büyük babasından bir yadigarı olarak kaldı. Özenle oyulmuş yağ kabının kendi standı vardır. Yandaki ajur tasarımı, iki ülkenin, yukarı ve aşağı Mısır'ın birleşmesini simgeliyor. Kuzeyi temsil eden papirüsler, güneyi temsil eden zambaklardan ortaya çıkar.